ülkenin gündeminde olan elektrik dağıtımı ile ilgili, elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili olarak başlayan ve devamında çok farklı bir noktaya doğru taşınan bir kanun görüşülecek. Bugün gelen kanunla kayıp kaçak bedelleri şirketlere ödenmesi ve bundan sonra da mahkeme kararlarına rağmen tekrar tüketicinin faturalarında yer almasını düzenliyorlar. Ne diyordu mahkeme kararları? Takip ve tahsil etmekle yükümlü oldukları kayıp kaçak elektrik bedellerinin borcunu düzenli ödeyen tüketiciye yüklenmesi anayasaya ve yasalar ile hukukun temel ilkelerine aykırıdır diyordu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 25 Mayıs 2014'te. Bugünkü kanunda Danıştay'ın vermiş olduğu, Yargıtay'ın vermiş olduğu bu kararlara rağmen kanun maddesi bazı düzenlemeler yapıyor. Bir, bu elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp kaçaktan uğradıkları zararı devletin sırtına yüklüyor. İki, bundan sonra kazanılmış mahkemeler var ya, Yargıtay demiş, bunu tüketiciye yükleyemezsin. Kanuna koymuşlar, bundan sonra tüketiciye yüklemeyi yasal hale getiriyor. Yani yargı kararına rağmen yasama faaliyeti yapıyor. Üç, şirketlerin bundan önce olmayan bir şey yapıyor. Yatırım harcamalarını faturaya yansıtmasını söylüyor. Son olarak da 21. maddeyle dava açılmasını yasakladılar ya. 17. maddeyle 21'e bir atıf yaparak şunu yapıyorlar. Geçmişte açılan davalara ödenmiş ya da ödenecek paralar. Bugün geçmişe yönelik açılacak davalardan kaynaklanan paralar bundan sonraki faturalara dağıtım maliyeti olarak ilave edilecek. Birileri elektrik çalıyor, parasını sizden alıyorlardı. Şimdi hem o paraları alınmasın diye mahkeme kararı çıkmıştı, o paraları şirkete geri ödeyecekler. Hem de bundan sonraki faturalara hem çalıntı elektriğin hem eski çalınmış elektriklerin parasını ödeyeceğiz. Bundan sonra 52 liralık elektrik tüketene 105 lira fatura gelecek. Bu kanun onun kanunu. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak başkalarının tükettiği elektriği ödemeye, şirketin yeterli tedbir almadığı için kayba uğramış olan elektriği ödemeye ve geçmişte bu konudaki mahkeme kararlarından dolayı şirketlerin ödemesi gereken parayı bundan sonraki faturalarımın eklenmesine isyan ediyorum. Bu kanunun geçmemesi için elimizden geleni yapacağız. Seçmeninin yüzüne bakmak isteyen varsa bu kanuna karşı sakın evet oyu kullanmasın. Başbakan Binali Yıldırım'a çağrımızdır. Vatandaşı salak yerine koymak, aldığın talimatlarla damadın gönlünü yapmak yerine vatandaşın gönlünde şu kadarcık bir yer tutmak istiyorsan bu kanunu geri çekersin.